Chia ekmeği tarifiyle Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Chia tohumu hakkında birçok bilgiyi infobox'a ekliyorum, inanın saymakla bitmez. Bir göz atmanızı isterim. Malzemelerimiz 400 ml ılık su, 2 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket toz maya, yarım kilo un. İlk olarak suyumuzun bir kısmını chia tohumumuzun üzerine döküp 5 dakika dinlendiriyoruz. 5 dakikanın sonunda chia tohumuna özgü bir gelişimdir bu. Bir jel kıvamını alıyor. Görmüş olduğunuz bildiğiniz bir jel. Şimdi yoğurmaya başlayabiliriz. Kalan tüm malzemelerimizi yoğurma kabımıza alıp önce karıştırıyoruz. Daha sonra unumuzu ilave edeceğiz. Unumu ekledikten sonra biliyorsunuz artık benim yapış tarzımı. Önce tahta kaşıkla hamurumu topluyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Bu şekilde elimiz çok fazla hamura bulaşmamış oluyor. Hamurum kıvamını aldı, elimi de bıraktı. Orta yumuşaklıkta, fazla sert olmayan bir hamur olacak. Ununuzu lütfen buna göre dikkatlice ekleyin. Bir streç folyeye geçirerek mayalanmaya bıraktım. Yaklaşık bir 40 dakikanın sonunda mayası gelmişti. Çok yumuşak, esnek bir hamur elde ettik. Çünkü chia'nın içerisinde jel olduğu için çok farklı bir ekmek. Hakikaten denememizi isterim. Çok az un serptiğim tezgahıma hamurumu alıp birkaç defa katlıyor ve borcamımın formunu vererek bitiriyorum. Sadece katlıyoruz ortaya doğru. Borcam kalıbıma önce bir yağlı kağıt geçiriyorum. Daha sonra da ekmeğimi içerisine transfer edip tekrar kalıp mayası için bekletiyorum. İki kat kabarması gerekli. Ve bu kadar güzel kabardı. Şimdi ekmeğimizin üzerine birkaç çizik atıp fırınlamaya verebiliriz. Hemen belirtmek isterim burada. Fırınımızı her zaman önceden ısıtıyoruz. 240 derece fırın. Ve fırınımıza mutlaka ısıya dayanıklı bir kase ile su bırakıyoruz. Nemli bir klima olması için. O zaman ekmeğimiz güzel kabaracaktır. Ekmeğimizi 240 derece fırında pişmeye verdik. Ve 1 saat 10 dakikanın sonunda ekmeğim tamamen pişmişti. Tabii ki test etmeniz gerekir. Bazen ekmeğiniz acaba pişti mi diye tereddüt ederseniz. Ters çevirin, birkaç defa tabana vurun, boş ses geliyorsa ekmeğiniz pişmiştir. Ve tabii ki sizler için keseceğim, iç dokusunu da göstereceğim. Chia'nın kendine özgü jel kıvamı ekmeğinize pamuksu bir doku ve lezzet veriyor. Lütfen denemenizi tavsiye ederim. Umarım memnun kalırsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.